İyi akşamlar. Derin Analiz Programı'na hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz Piri Reis Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Oral Erdoğan. Hoş geldiniz Oral Bey. Hoş bulduk Hasan Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, iyiyiz. Sağ olun. Sağ olun. Kusura bakmayın, sizi böyle apar topar buraya getiriyoruz ama biliyorsunuz Yiğit Bey'in bugün Ankara'da çok önemli bir toplantısı vardı. Bu varlık fonuyla ilgili galiba. Sayın Cumhurbaşkanı herhalde heyetiyle birlikte imza törenlerinde yer aldı. Evet. Onunla ilgili de varlık fonuyla ilgili de önemli bir anlaşmaya da imza atıldı diye biliyoruz. Evet, o büyük ihtimalle de bugün herhalde bir telefon bağlantısı yapacağız kendisinden. İyi olur, müsait olursa evet. Olursa iyi olur. Şimdi her şeyden önce bugün bir de çok önemli bir hadise var, tarihi bir olay var evet. Türkiye'de. Akkuyu nükleer santralın temel atma töreni vardı. İsterseniz ona bir bakalım, tabii, tabii. Ondan sonra devam edelim. Evet, bir izleyelim sonra devam edeceğiz. Bugün Akkuyu nükleer güç santralinin temelini birlikte attık. Akkuyu projesinin ilk aşamasını 2023 yılına kadar tamamlamak istiyoruz. Her ne kadar belirlenen 4 aşamalı ise de temenni ederim ki çok daha hızlı, çok daha seri gidip bunu öne çekmenin de gayreti içerisinde oluruz. Tabii şu anda belirlenen rakam 20 milyar dolar civarında ama öyle zannediyorum ki bu 20 milyar doları da aşacak bir yatırımdır. Böyle bir yatırımın ülkemize kazandırılmasında değerli dostumun tabii çok büyük emekleri, katkısı oldu. Ve bununla birlikte Türkiye enerjisinin %10'unu temin etmiş olacaktır. Türk Akım doğal gaz boru hattının inşası devam ediyor. Ve bunun ikinci hattıyla alakalı çalışmalar da şu anda hızla devam etmekte. Bir başka husus kültürel ve beşeri ilişkilerimizdir. Bu meyanda 2019 yılında Türkiye'de ve Rusya'da gerçekleştirilecek kültür ve turizm yılı etkinlikleri büyük önem taşıyor. Toplumsal forumun Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi ve Ankara'daki Rus Kültür Merkezi ile birlikte bu sürece katkı sağlayacağını da düşünüyoruz. 2017 yılında misafir ettiğimiz Rus vatandaşlarının sayısı 4,7 milyona ulaştı. Tabii böylece Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında özellikle Rus Federasyonu'ndan gelen turistler birinci sıraya yerleşmiş oldu ve önümüzdeki yıl bu rakamın 6 milyona ulaşması bekleniyor. Vizesiz seyahat rejiminin bir an önce yeniden başlaması arzumuzdur. Değerli arkadaşlar, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesi başta olmak üzere bazı bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunuyor. Biliyorsunuz Astana sürecinde çatışmasızlık bölgelerini hayata geçirmiştik. Bazı ihlallere rağmen bu konuda hamdolsun büyük hedefler yakaladık. Tam arzu ettiğimiz kadar olmasa da Suriye'de sivil can kayıplarının önüne büyük oranda geçtik. Mutabakatın ruhuna herkesin saygı duyması başarısı için çok önemlidir. Bu konuda atılabilecek ilave adımları da görüşme imkanı bulduk. Yarın İranlı mevkidaşımızın da katılımıyla yapacağımız üçlü zirve toplantısında bu sürecin Astana görüşmelerinin seyri hakkında görüş alışverişini çok daha farklı bir şekilde ele alma imkanımız olacak. Suriye meselesine siyasi çözüm bulmaya matuf gayretlerimizi sürdürme noktasında hemfikiriz. Yine bu vesileyle Zeytin Dalı Harekatı'nı da değerli dostumla istişare ettik. Sayın Putin'e Afrin operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatı bulduk. Harekatın ülkemizin güvenliği yanında komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği açısından da önemini vurguladım. İnşallah bundan sonra da Suriye'de istikrarın tesisi
huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz. Evet. Şimdi Oral Bey şunu söyleyelim. Bakın bu tabii söyleyeceksiniz. Bu aslında maliyet konusundan öne çıkan şey bağımsızlık konusu. Yani enerjide siz bağımsız olamadıkça olmuyoruz. Bugün Orta Doğu'da gördüğümüz sıkıntının temelinde yatan şey yine Akdeniz'de işte belirli bölgelerde Akdeniz'in içinde yani işte İsrail'in orada Kıbrıs Adası'nın orada etrafında filan Akdeniz'de bir kıta sahanlığı sorunları filan var. Sebebi işte o Akdeniz'in içindeki doğalgaz ve petrol konuları. Yani herkes o enerjiye sahip çıkmak istiyor. Şimdi sıkıntı enerji olarak bağımlı mısınız, bağımsız mısınız? Türkiye biraz önce siz söylediğiniz 55 milyar dolar ithalatta enerji ithalatını harcıyor. Geçen sene evet. İşte yani ne kadar bağımsız sayılırsanız oradan siz devam edin buyurun. Evet enerji biliyorsunuz şu an dünyanın da üzerine durduğu önemli konu ama 50-60 senedir neredeyse nükleer enerjiye başlıca ülkelerin hemen hemen çoğu geçmiş iken Türkiye yani geçmemiş durumda olması ciddi bir sorundu. Bunun hep tehdit olan, sıkıntılı olan tarafını hep öne çıkarıyoruz. Evet. Ama biz yapmıyoruz. Ama öteki ülkeler ise hep yapıyor. Evet. Benzer şekilde demir yollarında Atatürk döneminde önemli hamleler yapılmış. Ondan sonra dur denilmiş sanki 1940'lardan itibaren. Sonra bir bakıyorsunuz 2003'e kadar 2002'lere kadar hiçbir demiryolu yatırım hamlesi olamamış. Ama evet. Başka ülkeler her yerini demir ağlarla döşemiş. Evet. Yine benzer bir konu. Herkes varlık fonlarını kurmuş. Türkiye bu konuda da çok yavaş kalmış. Sonunda onu başarmış. Ama şu anda aktif hale geçmesi konusunda ciddi bir süreç yaşanıyor. Muhtemelen de geçecek ki bugün de sanırım göstereceksinizdir. Evet. Yiğit Bulut da bir anlaşmaya ki önemli bir anlaşmaya imza attı bugün ki yarın herhalde tamamlayacağı anlamda aslında Cumhurbaşkanlığı düzeyinde de zaten imza atılıyor. Bu anlamda enerjiye dönersem enerji maliyeti Türkiye'nin özellikle hep konuştuğumuz ekonomideki sürdürülebilirlik konusunu sağlayacak kritik faktördür. Fransa'yı örnek verdiniz. Birçok ülkede enerji üretiminin %50'den fazlası nükleerle sağlanıyor. Türkiye'de bu yok. Evet. Şu anda bu rüya herhalde inşallah bitiyor. Kısa sürede de üretime geçilecek ve neredeyse tamamlanan projeyle İstanbul'un tamamının enerjisini karşılayabilecek bir yapıya geçilecek ve Putin'in de ifade ettiği bugün duyduğum kadarıyla çok güvenli, çok üst düzey standartlarda yapılıyor ve rastgele kişiler yapmıyor bu projeyi. Evet. Türkiye'nin öğrencileri bu konuda eğitim almak üzere bizzat Rusya'daydı. Rakamları yanlış hatırlayabilirim ama 35 kadar öğrenci mezun olmuş durumda ve projede de görev alacak. Evet. Arkadan gelen 150'nin üzerinde daha öğrenci zaten eğitim almakta. Bu da hazırlık yapılarak gelindiğini göstermesi açısından önemli görünüyor. Ben kendi alanım olduğu için izleyicilerden de bir kısmı vardır. Denizcilikte de Türkiye çok büyük hamleler başardı. Aynı anda da dışa bağımlılığımızı azaltma yönünde enerji, denizcilik, Türkiye'nin aslında uzman olduğu alanlarda çok daha öne çıkmasını başaracaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu biraz önce bahsettiğiniz varlık fonuyla ilgili bir Rusya ile olan bir ilişki var. Yiğit Bey herhalde telefon hattında şu an. Ona bir bağlantı sağlayalım. Evet. Bir dinleyelim kendisini. Evet. Müsaitse Yiğit Bey ile bir görüşelim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Yiğit Bey. Şimdi Külliye'nin bahçesindeyim. Sayın Putin ve Cumhurbaşkanımız şimdi ayrıldılar. Ama sizleri aradım. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Telefon anlaşmasını anlatacağım. Biliyorum merak ediyorsunuz. Kendi sesim bana geri geldi. Onu düzeltebilirler. Şöyle her şeyden önce sesle bir problem var. Neden tarihi bir gün? Bugün Türkiye nükleer enerjisiyle kendine medeni diyen Batı'nın 65 yıldır engellemelerine rağmen bugün Türkiye nükleer enerjiyle ilgili tarihin en önemli adımını attı. Evet, isterseniz bir bağlantı sorunu var galiba. Biraz sonra tekrar bağlanalım. Daha düzgün bir hat. Evet, şimdi gördük görüntülerde ama yani kısa da olsa
galiba biz Rusya ile yapılan bir anlaşma. Kısmını yani Varlık Fonu tarafını zaten önden biliyorduk. Bu konuda bir süre önceden zaten anlaşma MOU anlamında da devreye girmişti bir süre önce. Çalışmalar yoğundu ve önemli bir çıkış. Son rakamlarda değişiklik olmadı ise muhtemelen 1 milyar dolarlık bir ortak platform, bir fon oluşumu söz konusu. Karşılıklı doğru alanlarda, uyumlu entegre olan konularda yatırım planları olacak. Bu anlamda önümüzdeki günlerde daha fazla da derinlemesine açıklamalar gelecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi şuradan bakmak lazım. Yani bu biraz önce söyledi, uzun yıllar böyle ihmal edilmiş bir ikili ilişki var. Yani hakikaten yani bakarsanız 100 yıl önce başka türlü ilişkilere sahip olsaydık. Bugün başka bir fotoğraf daha var özellikle. Yani bir yanda İran, bir yanda Rusya, bir yanda Türkiye. En tepesindeki insanlar el ele tokalaşıyorlar. Bu hakikaten tarihi bir dönemeç gibi bir şey. Çünkü yanlış anlaşılmasın, biz Batı düşmanı falan anlamında bunları söylemiyoruz ama bu ülkeler kendi enerji kaynaklarını kendi iradeleriyle uzun müddet kullanamamışlar. Özellikle Rusya ile Osmanlı'yı savaştırdıktan sonra araya o kadar uzun süre girmiş ki ve iki imparatorlukta yıkılmışlar yani. Birisi başka bir rejime geçmiş, biri başka bir rejime geçmiş. Onlar önemli değil ama şunu, yani kendi sahip oldukları enerji kaynaklarını kendileri istedikleri gibi kontrol eder hale gelememişler. Yani zaten Osmanlı yıkılınca elinde bir şey kalmamış. Ruslar da elinde kalanlarını birileriyle anlaşılarak işletmek durumunda kalmış. Çünkü o rejim değişikliği kolay değil tabii. Ama bakarsanız İran da öyle yani. İran da aynı şeye gelmiş. Şimdi İran dediğiniz zaman böyle köşe başına bırakacağınız bir ülke değil yani. Pers İmparatorluğu'nun devamı. Yani 2000 yıllık geçmiş bir devlet geleneği var. Ruslar derseniz onu da yabana atamazsınız. Osmanlı derseniz yine yabana atamazsınız. Yani bütün batıdan gelen o zamanki yani ne diyeyim oyunlar, onları kandıran, birbirlerine düşen oyunlara bakarsanız onlar çok daha yeni şeyler. Yani yeni ülkeler. Şimdi bu tarafta bu kadar köklü devlet geçmişleri varken o bunu nasıl beceremediler? O insan ona hayret ediyor. Şimdi işte bunların ufak ufak taşları döşeniyor. Tekrar bir bağlantı sağlamak isterseniz Yiğit Bey'e bağlanalım. Onu dinleyelim. Evet, bağlantıyla Yiğit Bey'i dinleyelim. Buyurun Yiğit Bey. Yiğit Bey biraz önce bağlantı iyi değildi. Tekrar geldik. Buyurun. Şimdi sizi dinliyoruz. Evet, şimdi Hasan Bey. Bankinin bahsettiğim sonrası yapılan hafta bakıyorum. Sayın Bülkin ve Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıldılar. Fakat ilk önce şunun altı çizmek istiyorum Hasan Bey, izin verirseniz. Bugün Türkiye için tarihi bir gün. Gerçekten tarihi bir gün. Bunu bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının içselleştirmesi gerekiyor. Bakın 65 yıldır kendine medeni diyen Batı bloğu Türkiye'yi nükleer enerjiden uzak tutmak için her türlü yolu denedi. 1960 darbesinin sebeplerinden biridir Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşması ve nükleer işbirliği yapmak istemesi. Menderes'in kuruş nedeni randevusu olduğu için Menderes'i astılar. Bunu kim yaptırdı? Bunu İngiltere yaptırdı. 1980 darbesini Amerika yaptırdı. Bütün geçmişe baktığımızda detaylı olarak ne zaman Türkiye'nin nükleer enerjiyle ilgili bir adım atmaya kalkmış, ne zaman Rusya'ya yakınlaşmaya kalkmış, kendine medeni diyen Batı bloğu kendisi nükleer enerjiyi kullanırken Türkiye'nin bunu kullanmasını engellemiş. O açıdan tarihi bir gündür. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda atılan imzalar bu ülkenin insanların 100 yıllar boyu konuşacağı tarihi imzalardır. Bunun altını çiziyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sunduğu için. Sayın Enerji Bakanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten tarihi bir gündür. Ve bunu herkes idrak etmesi gerekiyor. Türkiye artık nükleer enerjinin içindedir. Ve bugün bir, yarın iki, yarın üç, yarın dört. Türkiye enerjisine kendi üretene tamamını ithal etmeden üretene kadar Türkiye'nin enerji ufağı özellikle nükleer anında devam edecektir. Bunu herkesin içselleştirmesinde büyük fayda var. Şimdi gelelim ikinci anlaşmaya. Varlık Fonu'nun tarafından yapılan Rus Varlık Fonu ile birlikte yapılan bir anlaşma. Sayın Oral Bey de çok iyi de çok geliyor. Uzun süredir bu anlaşmanın üzerinde çalışıyorduk. Defalarca özellikle bana yönetim kurulu kararına gitti verdiler. Defalarca Rusya'ya gittim geldim. Her noktasını her bir gününe kadar çok iyi çalıştık. Ve bugün bu anlaşmaları huzurunda bu anlaşmayı imzaladık. Bu anlaşma ne anlama geliyor?
Türk yatırım fonu ile Rus yatırım fonu arasında 1 milyar dolar temel arasında ve çok daha ileriye gidebilecek, milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşabilecek ve bir an yine bir konuşma geçti aramızda. Çin'in de bunun içine dahil edilebileceği ve ilk etapta 10 milyar dolar, daha sonra 50, daha sonra 70 milyar dolarlık hedeflerle yatırımların yapılabileceği yeni bir kapıya, bu çok önemli. Batı'nın bizi özellikle döviz kuru baskısıyla sıkıştırdığı, Batı'nın bizi kaynak yetersizliği noktasına doğru itmeye çalıştığı ve sözünü dinlemediğimiz zaman karşımıza nasıl çıkacaklarını, hangi kirli yüzüyle çıkacaklarını gördüğümüz Batı'nın Türkiye'ye karşı her türlü adım attığı bir dönemde bu anlaşmaların anlamı gerçekten çok büyük ve çok önemli. Dolayısıyla hem maddi kaynağa erişmek, hem maddi kaynakların kullanımı, yine son Cumhurbaşkanımızın defalarca bundan sonra ticarette rubleyle Türk parası kullanalım. Bundan sonra ticarette Çin'e yapılan Çin parasıyla Türk parası, Çin parasıyla Rus parası. Bu bölgede kendi paralarımız kullanalım. Bakın bugün ticaret yaptığınızda Euro'dan, Dolar'dan dönüyorsunuz. İngiltere'ye komisyon veriyoruz. Amerika'ya komisyon veriyoruz. Bunların önünün kesildiği ve bu bölgede yeni bir finansal denklemin yazıldığı bir dünyanın ilk adımıdır bugün. Bunu çok net bir şekilde ve sevinçle hatırlıyorum. Hasan Bey, hatırlar mısınız? 2007'de Moskova olmuşsunuz. Ya da 2008. Ve 2008. Oraya giderken ben gazetede bir yazı kalemi almıştım. Türk-Rus İmparatorluğu diye. O gün için o başlık çok abartılı olabilirdi. Çünkü o gün Türkiye, TÜSİAD kontrolündeki ABD medyanın güdümünde gitmeye çalışıyordu yolda. Hatırlarsanız AB'yi eleştirdiğimiz zaman TÜSİAD Başkanı televizyonu bağlanıp bize hakaret etmişti. Şimdi o günlerden 11 yıl sonra Türkiye'nin kendi rotasını çizdiği yalan, sunal bir AB baskısından kurtuldu ve yeni bir dünya düzeni kurulurken, yeni bir dünya denklemi yazılırken Türkiye'nin de bu yeni denklemin göbeğinde yer aldığı bir dünyadan bahsediyoruz bugün. Bu çok önemli. Heyecanımı anlamaya çalışıyorum. Çünkü bugün gerçekten tarihi anlara şahit olduk. Bugün yeni bir yüzyılın başlangıcına şahit olduk. Bugün Türkiye'nin nükleer enerjiye adım atmasına şahit olduk. 1960 darbesiyle engelledikleri, 80 darbesiyle engelledikleri, finansal baskılarla engelledikleri Türkiye'nin nükleer kapasitesinin önünün açıldığını gördük. Aynı anda Türkiye'nin finansal olarak da Rus coğrafyasında, Çin coğrafyasında, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, bütün dünyada yeni bir finansal denkleme doğru adım attığını gördük. Gerçekten hepimize hayırlı olsun diyorum. Oral Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Diğer yüksek Rubiye'yle gerçekten zor bir konusu oldu. Ama oldu. Tekrar Sayın Enerji Bakanımıza da Türkiye'yi nükleer enerji adımının atılmasıyla yeni bir dünyaya doğru soktukları için, yeni bir denkleme soktukları için onlara tekrar bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Peki Leyit Bey, teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizler de teşekkür ediyoruz. Evet Oral Bey, buyurun. Nerede şimdi geliyorum? Şöyle o zaman söyleyeyim. Ben de bana da çok mesaj geldi. İstiyorsanız oradan, siz oradan başlayın. Bir iki buyurun, konuyu size da hatırlatayım. Buyurun, ben hatırlatın. De bilmediğim konularda bilgi verenler var. Evet. Özellikle araştırma amacıyla Akdeniz'de Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan Alman Esmarian araştırma gemisi, evet, için Almanya bizden izin istedi. Evet. Bu denizdeki haklarımız, deniz, evet, alanlarındaki haklarımız açısından, hükümranlık haklarımız açısından, evet, önemli bir konu olarak Avrupa Birliği ve ABD'ye karşı öne çıkan bir durumumuz, evet, diye dile getirmekte yarar var. Diğer tarafta da deniz kuvvetlerimizin vasıtasıyla İtalyan Eni'nin ise ilgili izni alamayıp geri dönmesi süreci. Önemli konular, tarihi diplomatik başarılar olarak dikkat çekiyor son dönemde. Yine bizim için tarihi bir an gibi görünüyor ama Fransa'da bu kolay kazanılmadı, bu nükleer enerjiye geçişte. Evet. De Gaulle zamanı herhalde, evet, Yiğit Bey onları giremedi vakitler. Yani her ülke açısından aslında bu nükleer enerji konusuna girmek öyle kolay olmadı. Bir tarafta şu anda Kuzey Kore, Güney Kore denizaltı, nükleer denizaltı masaya oturma konuları beraber oturacaklar. Yani ilginç gelişmeler oluyor. Yani bu konu artık hafife alınacak bir boyutta değil. Türkiye'nin bu çerçevede sadece halkın kaygıları var. Onları da biliyoruz. Çernobil, işte daha sonra Japonya'daki olay. Bu
tehditlere karşı, korkulara karşı da yeterli açıklamayı, güveni evet. kamuoyuna da iyi vermek lazım. Evet. Ama biz hep ölümü gösteriyoruz böyle, aman evet. Oraya gitmeyin. Ben şu, burada ekonomiye bağlamak istiyorum Hasan Bey. Ara sıra yayınlarda dile getirdik ama evet. faiz inmesi konusunda da çok önemli olduğuna inandığım konuyu evet. daha dün Elif Saygılıer'in TRT'deki programında bahsettim. Evet. Burada da vurgulamayı uygun düşünüyorum. Türkiye konut kredisiyle ilgili olmak üzere Amerika'da başlamış olan mortgage'a, yani ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme süreçlerinin başlamaması tarihi bir yanılgıdır. 2007 yılında ilgili yasa ile bunun mümkün hale getirilmesi, yani ipoteğe dayalı menkul kıymet veya ipotek teminatlı menkul kıymetler sisteme tanıtıldı. Fakat 10 seneden fazla geçti, piyasada bu yok. Neden yok? Nasıl, Hasan Bey, korku ne? Evet. Aman bak 2008'de 9'da tam biz yasayı çıkardık ama arkasından Amerika finans sistemi çöktü. Evet. O çökmeyi de ayrıca dile getireceğim. Çöktü. Tabii, tabii. Çöktü. Yani bu bir bomba, bir patlayan bir durum, bir kriz yaratan bir unsur ne o? Mortgage piyasaları. Evet. İşte subprime diye 2006'da ilk evet. dillendirildi. Ondan sonra da kriz büyüdü. Kontrol edilemiyormuş. Yani ne yapmayalım? Mortgage'a dayalı biz de piyasaları geliştirmeyelim, menkul kıymetleri bunların olmasın, aman kriz gelir. Bırakalım kriz gelsin. Amerika 1938'de bunu kurmuş, evet. 2008'e kadar Amerika'daki evet. konut sayısını, kaliteli konut sayısını milyonlarca artırmış. Sadece 2000, o kriz denenden hemen önce 2007'de 9.8 trilyon dolarlık konut kredi bakiyesi oluşmuş. Evet. Sadece düz mantıkla düşünseniz 9.8 trilyon dolara kaç ev yapılır Hasan Bey? Evet. Ya şimdi 300 söyleyeyim. Milyonluk Amerika'yı bir daha sil baştan konut sahibi yaparsınız. Evet. Sen Amerika'nın refah düzeyini patlat, muhteşem evet. yap. Esas patlayan Amerika'nın refah düzeyidir. Evet. Refahı çok artmıştır. Artan bu refahın ödetilmesi nedeniyle finansal evet. sistemde manipülatif bir kriz yaratılmıştır. Ya olmayan evler satıldığını biliyoruz, merak etmeyin. Manipülatif evet. krizde evet. Amerika'nın refah düzeyi Avrupa Birliği üyelerine ödettirilmiştir. Evet. Ağırlıklı olarak AB üyeleridir. Başta evet. Almanya'da yani Avrupa'da olmak üzere. Avrupa'da birikmiş dolarları bir mortgage sistemi. Laf altı sistemiyle Amerika'ya yani transfer bunu etmişler. Gidip de, bunu evet. gidip de 2007'de bizde evet. yasaya konulan menkul kıymet türleriyle biz aman buraya girmeyelim filan. Bizim alakası girmek oluyor. Zorundayız. Evet. Türkiye'de bankaların elinde atıl duran konut evet. kredi bakiyelerinin likide edilmesi lazım. Evet. BDDK, SPK bu konuda tırnak içinde söylüyorum. Eleştirme anlamında değil, sistem evet. anlamında diyorum, uyumamalıdır. Türkiye ekonomisi evet. öne çıkmak istiyorsa nasıl nükleerde hamle yapılıyor? Tarih olarak da Türkiye'de mortgage'lara dayalı menkul kıymetleştirme başlatılmak zorundadır. Evet. Buna karşı çıkanlar çıksınlar, neye karşıysa adam adam söylesinler. Şimdi tabii bu biraz söylediğiniz şey çok güzel. Yani kötü örnek olmaz diye bir kural vardır, mecelle kural evet. vardır. Şimdi orada zaten Amerika'da bunun kullanılışı şunun için. Önceden bu sistem çok güzel çalıştı yıllarca. Gene çalışıyor şu an yok mu? Şu anda gene çalışıyordu şu anlamda bakın. Amerika, ben her zaman söylüyorum. Amerika dolar basıp dışarıya veriyor mu? Evet. Mal almak için. Dışarıda dolar birikti mi? Her zaman söylediğim artık şudur. Huzur istiyorsanız. Yani, tahvil de basit. Tahvil. Evet. Neyse o. Yani dolar da tahvil. Dolar bazlı kağıt, kıymet. Kağıt. Dolar bazlı kağıt kıymet. Basıyor. Kağıt. Basıyor. Yeşil yerine mavi veriyor. Değiştiriyor falan. Fark etmez doğru, ama. Doğru. Sonunda diyor ki siz aldığınız bu kağıtları sonunda bila bedel bana geri getirin. Getirmezseniz bir numara bulacağım bunları almak için. Ya kriz çıkartacağım diyor ya da savaş çıkartacağım. Bitti yani. Bunun dahil amacım yok. Çünkü şöyle bir şey var. Avrupa eline biriktirmiş dolarları. Amerika ile bir ticaret yapıyor, ona faize veriyor. O zaman bu dolarların Amerika ilahi nihayet bunların faizini ödeyemez. Ödeyemez. Nasıl alacak? O zaman bu mortgage krizi düşüreceksiniz. Evet, o dönem tamam. gelirse dolar değeri düşer. Öteki dönem gelirse faiz... Altın numarasını aynı yapmadılar mı 1972 yılında? Yani, Milton Friedman o zaman Nixon'ın kullanıyordu. Smithsonian anlaşmasının altın, tarihini söylüyorsunuz. Hayır işte o altın anlaşması i̇şte, neydi? Bozdular. Yani, bozdular öyle değil mi? Evet. Oraya tamam, kadar ben, çok faydalı bir şeydi dünya için. Değil mi? Ama yani, canları sıkıldı. Altınla ölçüyordunuz her şeyi. Sonra birdenbire dolarla ölçmeye başladınız. Evet. Dolar ne oldu? Paraları yüzmeye bıraktı. Yüzmeye bırakınca bütün dünya şaşırdı. Çünkü neyi yüzdü? Kimin hangi dalganın neresinde yakalanacağını kimse bilmediği için. Uzun yıllarda öyle dolandırdılar. Şimdi şunu söylemeye çalışıyoruz biz. Yani orada birileri kasıtlı olarak tahammüden bir cinayet işliyor. Siz diyorsunuz ki bunlar
o kendi kendine olmuş bir iştir diyorsun. Ya adam tamamen işledi o cinayeti kardeşim. Yani siz niye ona bakıp da burada bu işi çıkartmıyorsunuz? Evet. Şimdi bu enerji, yani şimdi bu işin bu para tarafı. Aslında bu varlık fonunda da geç kalındı dediniz. Aynı şekilde varlık fonunda da geç kaldık. Yani sadece nükleerde geç kalmadık. Şimdi sonunda iş, Oral Bey biliyorsunuz yani bu en sonunda her şey, ekonomi dediğiniz şey enerji kaynaklı. Yani enerjiniz varsa, ucuza bir enerji kaynağınız varsa, çünkü şunu bir ham maddeyi, mamul maddeye çevirmek, içine enerji koymadan çeviremiyorsunuz. Evet. Ne olursa olsun yani. Demir cevherinden demir yapacaksınız, bir enerji harcıyorsunuz. Alüminyum cevherinden alüminyum yapacaksınız, enerji harcıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Bir enerji harcamadan olmuyor. Bugün bilgisayar sistemleri bile belli bir enerjiyle çalışıyor. Yani deseniz ki ben şurada bilgi depoluyorum deseniz enerji koymanız lazım. Hasan Bey, evet. Güney Kore'yi de hep örnek alıyoruz evet. Ya. Nükleer enerjinin orada da son veriler tabii doğruysa %30'dan az fazlası enerjinin nükleerden sağlanıyor. Yani hep Güney Kore örneği falan konuşuyoruz da ama o zaman konuştuğumuz şeyi biraz da altını incelediğinizde nükleer enerji oradan da çıkıyor. Şimdi nükleer enerji şunu söylemeye çalışıyorum. Sonunda bunu siz ilan ya biz petrole para ödeyemeyiz. Ödesek bile bu sınırlı. Yani bugün konuşulan ne bilemediniz 50-60 yıl ömrü kaldı diyorlar. Evet. Bu 50-60 yılın içinde siz bunları çeviremez, bütün dünya çeviremezse başka. Mesela Türkiye'nin bir şansı var, o konuşulmuyor belki. Onu da hani evet. Parantez içinde belirtelim. Türkiye bu nükleer konusunda bilgisini artırmak zorunda. Çünkü kendi elinde başka, yani illaki uranyum kökenli değil, başka kökenli radyoaktif elemanlar da var, toryum gibi falan. Bunu bir gün öneme alacak, yani bir gün öne gelecek. Bunun alt çalışmaları belki yapılıyor ama sonunda yavaş yavaş bu neden adam yetiştireceksiniz. Bu adamlar yetişmeden de bu iş olmuyor. Kimse size de bedava al ben şunu demiyor. Ha ne olur, zaman alır, 10 yıl alır, 20 yıl alır ama sonunda biz öğrenir yaparız. Öğreniriz bu konuda evet. Bir kere son dönemlerde her şeyin eksisti olabilir ama evet. Meyve veren ağaçlar var. Evet. Birisi Milli Eğitim Bakanlığı. Çok evet. Anormal çalışılıyor. Türkiye'nin gerçekten eğitim alanında bütçedeki payının ne kadar hızlı arttığı, %6'ları aştığını evet. Görmek durumundayız. Evet. Yani bazı hamleler, başarılar eğitimle gelecek. Nasıl kendinizde biraz eksiyse, eksik evet. Olan teknoloji transferi anlamında esas öncelikle beyni kaçırmak değil, beyni kazanmak için kendinizde olan gücü önce dışarıya evet. Verin, orada eğitimi alsın. Nükleer enerjideki eğitim alan gelen gençler beni çok mutlu etti. Evet. Bu anlamda diğer bir meyve veren ağaç Yüksek Öğretim Kurumu'dur. Evet. Yenilenen YÖK yapısıyla ilk defa çok net bir şekilde, ki başta YÖK Başkanımız çok evet. Önem verdiği konu kalite konusu. Evet. Kaliteye ne kadar çok önem verdi? Ayrı bir kalite kurulu oluşturuldu YÖK tarafından ve üniversiteler artık kalite hamlesini sonunda yapmaya başladı. Yani sadece rastgele bol bol hoca al, öğretim öğrenci al, öğretim üyesi al filan değil. Nicelik de yetmiyor bu iş, bu olmuyor. Nitelik diyorsunuz. Siz kendiniz de hatırlıyorsunuz. Evet. Bir sürü öğretmenimiz, hocamız olmuştur ama içlerinde şu başka, şu başka dediklerimiz her yok. Her zaman mu? Herkes o hocaların i̇şte içinde bile kendileri gerekiyor. Bile evet. Onları arttırmak gerekiyor. Evet. Niteliklileri arttırmak gerekiyor. O yüzden de topyekün bir kalite anlayışı üniversitelere getirilmesi başarılı. Büyük evet. Yol alınıyor şimdi. Ben tabii bir taraftan da mesajlara da bakıyorum. Tabii buyurun. Bu siz. Anlamda tabii benim biraz denizcilik camiasının içinde olmamdan da etkilenerek şu vurgulanıyor. Aynı nükleerde olduğu gibi. Benim Morgıç'ta hamle yapalım dediğim alanda olduğu gibi. Evet. Eğitimiz bahsettiğimiz gibi. Bir konuda Türk denizcilik gücü. Evet. Türkiye biliyorsunuz ilk adı aslında LPD gemisi çıkartma evet. Gemisi gibiydi. Sonra bakıldı ki ciddi bir şekilde helikopter üzerine inebilen, kalkabilen bir gemi. Helikopter indirme gemisi. Aslında sonra baktık ki helikopterle çıkarma gemisi ama daha ileri geldik şu an. Ki montajlarının, geminin şu anda Anadolu gemisi, TCG Anadolu %90'ı yapıldı. Tamamlanmış durumda. Artık bir uçak gemisi özelliğine büründü. Evet. Ve şu anda oradan hareketle bildiğimiz kadarıyla yeni gemi artık tam bir iki yakında duyurulabilir artık daha net. Uçak gemisi ayrıca yapımı da muhtemelen gelecek. Az kaldı. Bu anlamda Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde deniz gücünde öne çıktığını göreceğiz. Ben kendi konumla bunu bağlıyorum.
Herhalde bizi şimdi donanma komutanımız da izliyor olabilir. Evet. Umarım eksik bir şey söylemiyoruzdur. Tamam. Ama ben biraz paraya bağlayacağım konuyu. Evet. Donanma gücünüz ne kadar güçlüyse dünyada o derece itibarlı oluyorsunuz güç anlamında. Amerika'nın dolarını da güçlü yapan bence Amerika'nın deniz kuvvetleri gücü dünyadaki. Evet. Şu anda Türkiye'nin de parasının değerinin artmasını hani sorarlar ya paramızın niye değeri. Değerinin güçlü, gerçekten güçlü olması için ekonomide çok üretken, verimli olacaksınız. Aynı zamanda da her an karşı tehditlere karşı dimdik ayakta güçlü bir askeri kuvvetiniz ve özellikle de donanmanız olacak. O anlamda da ben şu anda çok güçlenen bir deniz kuvvetleri olduğunu, yerli katma payının yapılan askeri teçhizatta, özellikle gemilerde olmak üzere %60'ları geçtiğini biliyoruz ama bunun %90'lara hatta belki de %100'e doğru yaklaştırılması ile ilgili ciddi bir hamle mevcut. Bu konuda bizim amacımız hiç kimseye sataşmak, saldırmak değil. Bugün Afrin'de de olduğu gibi sivillerin gerçekten haklarını koruyacak bir anlayışta Türkiye mücadele veriyor. Bunu dünyada manipüle etmeye kalkanlar varsa onlara karşı da ciddi bir uluslararası ilişkiler ağınızın, istihbaratınızın da olması, lobilerinizin olması gerekiyor. Yoksa herkes boş durmuyor. Herkes birbiri hakkında yalan, dolan, fitne, fesat, had safhada. O yüzden de dürüst insan yetiştirmeye de özen gerektiği kanaatindeyim. Evet, şimdi bir de tabii bu hem dürüst insan yetişirken hem de biraz da bu işleri anlatırken şeye de bakmak lazım. Yani aslında bu kadar kargaşa 21. yüzyılda neden oluyor? Çünkü tarihin içinden de biliyoruz ki ham madde kaynakları, öyle değil mi? Özellikle enerji kaynakları, buraları kim kontrol edecek? Sonra bunların hangi deniz yoluyla, karayoluyla, hava yoluyla hangi nereden geçeceğini kim kontrol edecek? Yani oranın güvenliğini kim sağlayacak? Evet. O hem güvenliğini sağlayacak, hem de kim kontrol edecek? Bakıyorsunuz ki bütün imparatorluklar, yani daha Roma'dan bu tarafa kadar gelin, hep aynı şeyi yapmışlar yani. Biz de işin kötüsü, yani nasıl bir coğrafyada oturuyoruz? Türkiye olarak maalesef, yani padişahın söylediği gibi çakalların yolu üstünde duruyoruz. Yani bu bir yol bu. Yani bu yolu biz iki, üç tane kıtayı bir araya getiren bir yolun üstünde duruyoruz. Onun için bizim bu topraklarda yaşarken huzurumuz olabilmesi için bileğimizin de güçlü olması lazım. Bileğimiz güçlü olmadan biz burada huzur içinde yaşayamayız. Onun için de yani bu deneyimimiz de var bizim. Yani bin yıllık bir deneyimimiz de var. Nasıl yapılacağını biliyoruz. Yani Orta Doğu'yla, Balkanlarla, Kuzey Afrika'yla, evet, işte Kafkaslarla nasıl ilişki kuracağımızı biliyoruz. O bizim yani bilinçaltımızda duruyor. Yani tabii bizde kayıtlı duruyor onlar. Evet. O yüzden şöyle bir şey var. Burada gene tekrar bu huzuru sağlayabilmek için o zaman ilişkilerimizi ona göre düzenleyeceğiz. İşte bugün gördüğünüz, sizin bugün işte varlık fonuyla olan, işte Rusya ile nükleer anlaşma, işte İran'la oturup, hatta İran, Rusya, Türkiye'nin bir araya gelmesi bu yeni dönem için bence iyi sinyaller. İnşallah bunları dışarıda çok yanlış anlamazlar. Çünkü dışarıda derken illaki birilerini işaret etmek anlamında söylemiyorum. Onlar hangi akılla neye göre hizmet ediyorlar ama onlar da şunu artık kabul edecekler. Burada böyle bir ortaklık ve birlik var. Bu birlikle de beraber çalışalım. Çünkü sonunda yapılacak şey şudur. Buradaki enerjinin dünya piyasası bellidir. Öyle değil mi? Evet. Bunların hangi yollardan, kimin ihtiyacı varsa ona göre gideceği, o da bellidir. Biz buralarda bir hegemonya kuralım, dilediğimize dilediğimiz fiyattan satalım anlayışı tarihin çok eskilerinde kalmıştır. Yani ham madde kaynağını bir yerden ucuza al, ticaret yollarını kontrol et, git bir yerde pahalıya sat. Bundan da sen zengin ol. Başkaları ne yaparsa yapsın. Yani başkalarının alın terini enerji yoluyla böyle sömürmenin artık 21. yüzyılda yeri olmadığını birilerinin anlaması ve anlatması lazım. Yani üniversitelerde de bir şey anlatılacaksa, bu temelli de anlatılırsa inşallah faydalı olur diye yani, düşünüyorum. Yani kolay günler yaşanmıyor. Yani bu basit siyaset içinde kaybetmenin bir anlamı yok yani. Yani sorunları psikolojik travmaya sokmadan ilerlemek gerekiyor. Sorun her zaman var ki daha ileri başaralım diye. Ama gerçekten zor koşullarda yaşıyor Türk insanı. Herhalde coğrafyanın da verdiği etkiyle böyle oluyor. Yani şu 16 Temmuz itibariyle ne kadar zor bir güne uyanıldı. Ama pazartesi günü herkes dimdik ayakta. Ki gene oraya bağlayacağım. Donanma açısından baktığınızda yani çok ciddi bir
bozulma yaşadı. Gördüğümüz kadarıyla değil mi? Tabii tabii hepsi. Türk donanma yaşadık beraber yani. Kuvvetleri. Bütün yani hepsi. Özellikle, silahlı kuvvetlerin, hava kuvvetlerinde, kara kuvvetlerinde de Türk yaşadık. Donanma gücü hızla dimdik ayakta. Yani basitmiş gibi geliyor ama yani denizciliği ben ruhen hissettiğim için canım, bunu vurgulayacağım. O. Cumhurbaşkanının da ailesi olarak denizci olmasının etkisi olduğuna inanıyorum. Evet. Artı başbakanımızın çok ciddi tecrübelerle denizcilik alanından gelerek sonunda hem de Ulaştırma Bakanlığı adına denizciliğinin de konarak öne çıkartması. Tabii ki bir de Ulaştırma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı birçok kadrolarda artık denizden anlayan insanlar var. Dünyadan anlayan kişiler de var. Bu anlamda dimdik ayaktaysak Türkiye'de demek ki çok ciddi insanlar var. Evet. Kaliteli kişiler var. Kendimizi hep hafife alıyoruz aslında Türkiye olarak da. Hangi ülke çok iyi? Gittiğinizde çeşitli ülkelere medeniyet orada mı? Bunu başka bir programda biraz tartışmıştık biliyorsunuz. Evet, yani medeniyet özünde barışı sağlamaktır. Medeniyet direkt refah ve güç değildir. Başkasını mutsuz hale getiren bir insanı kendisi refah içinde diye medeni mi sayacaksınız? Evet. O yüzden barışa önem veren ki Ulu Önder Atatürk bu anlamda çok önemli mesajları zaten vermiş. Türk toplumunun her bir bireyi içinde ki en az %99'u diyeyim barış sevdalısıdır. O yüzden seçimlere giden yolda çok makro bir şeye atladım buradan siyasi ama partilerin iktidarıyla muhalefetiyle bazı değerlerde birleştiklerini biraz daha konuşsalar çok faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü ana amacımız Türkiye Cumhuriyeti ve vatanı milleti ise birleştiğimiz noktaları biraz daha öne çıkaralım. Hep ayrı noktaları aşırı düşmanlığa götürmek yanlış yere götürebiliyor. Zaman kaybediyoruz. Evet. Daha ileriye hızla gitmek mümkün. Evet, bir kısa bir ara verelim mi orada? Tabii. Evet, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir bandı var. Onunla devam edeceğiz. Sonra Oral Bey'le beraberiz tekrar. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu durum enerjiye olan ihtiyacımızın da artması anlamına geliyor. Gerek petrol ve doğalgaz, gerekse yenilenebilir kaynaklarda son 15 yılda daha önce hayali dahi kurulamayacak projeleri hayata geçirdik. Enerji güvenliğimizin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda enerji sektörümüzün her alanında yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Ülkemizin güvenli, sürdürülebilir enerjiye sahip olacağı bir gelecek için yaptığımız planlamalar içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Halihazırda dünyada 31 ülke kullandığı elektriğinin önemli bir bölümünü faaliyette olan 450 nükleer santralden elde ediyor. Halen 16 ülkede 55 nükleer santral de inşa halindedir. Bugün temelini attığımız Akkuyu ile bu sayı 56 oluyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye'de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde tek başına ülkemizin az önce de ifade edildiği gibi elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayabilecektir. Böylece halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız. Karbondioksit salınımı bulunmayan nükleer santraller temiz bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla bu santral enerji güvenliğimize katkı sağlarken aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir rol oynayacaktır. Bu tecrübenin nükleer enerji alanında yetkin, uluslararası çapta söz sahibi insan kaynağımızın yetişmesine de ciddi katkısı olacaktır.
Nitekim şu an yüzlerce gencimiz Rusya'daki üniversitelerde nükleer enerji konusunda öğrenim görüyor. İnşallah bu gençlerimiz öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkemize dönerek önemli görevler üstlenecektir. Değerli dostlar, Türkiye'nin pek çok yatırımı, pek çok eseri gibi ülkemizin yarım asırlık hayali olan Akkuyu projesini hayata geçirmekte hamdolsun bize nasip oldu. Akkuyu projesine karar verdiğimiz andan itibaren Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus makamlarıyla siyasi ve teknik düzeyde çok yakın bir mesaimiz oldu. Kendileri bu aşamaya gelinceye kadar gerçekten takdire şayan bir işbirliği sergilediler. Böylesine çetrefilli bir konuda kısa sürede mesafe almamızın sebebi süreç boyunca iki tarafın ortaya koyduğu işbirliği ruhudur. Bunun için dostum Putin başta olmak üzere tüm Rus yetkililere teşekkür ediyorum. Evet Oral Bey, hayırlı olsun diyelim. Nükleer evet. Santral tekrar ikinci verdik. Yani bu önemliydi bu konuşma. Çünkü burada şeyler var. Hani bazı itirazlar olacak ya işte vay, evet. Nükleer enerji şudur budur falan diye. Kaç ülkede kaç tane santral var? Kaç ülke enerjilerinin yüzde kaçını nükleerden sağlıyor? Bu ortaya çıksın da hani biz de ne kadar geç kaldığımızı da bilelim. Vallahi ben de gemi inşa mühendisi kökeni evet. olarak bizim de bir an evvel aynı o Kuzey Kore, Güney Kore evet. masaya geliyor ya. Evet. Nükleer denizaltı konusunda da ciddi evet. bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Evet. Tabii ki milli denizaltında yol aldık zaten. Evet. Şimdi sıra nükleerle ikisini birleştirelim. O da önemli bir konu. Evet. Bunun dışında izleyiciler size de mesajlar geliyordur ama bunları konuşuyoruz hep biz. Tabii ki kültür, sanat, sosyal hayatı ihmal edecek bir anlayış olamaz. Evet. Türk insanı sporda, sosyal alanda, kültürde, her alanda, sanatın her alanında da çok ciddi bir şekilde yol almalı. Çünkü yaratıcılık tabii ki başka manada demiyorum, dünyadaki olabilen şeyleri geliştirme anlamında evet. ancak ve ancak sanatın varlığıyla mümkün. Ben kendim şöyle basit bir anı söyleyeyim. Yani üniversitede dersleri çalışırken çok ağırdı bizim İTÜ Gemi İnşaat. Ağır evet. konuları özellikle hidrodinamik, işte akışkanlar, mekanik evet. konular çalışırken bir taraftan da bir müzik çalardım ama genelde aynı müzik. Özellikle Özdemir Erdoğan'ı çok severim evet. ama akrabam değil bu arada. onun belli şarkılarıyla çalışırken sınavda da o şarkıyı hatırladıkça kendiliğinden o konuda aklıma gayet net geliyordu mesela. Yani başka başka herkesin anıları olabilir bu anlamda ama sanat ihmal edilecek bir şekilde bir durumda olamaz yani. Bu arada biz tabii ki ekonomiye yine benzer şekilde herhalde gireceğiz. Siz evet, ekonomiye girelim şimdi. Çünkü ona. Bunların hepsinin olması için bir kere ekonominin düzgün evet. çalışması lazım. Ekonomi düzgün çalışırsa bu konuştuklarımızın hepsini yapar hale geleceğiz. Yaratılan algılar da var tabii yani. Türkiye'de öyle yalnız durmuyor. İzleyiciniz, faizlerde olsa olan. Oluyor evet, bunlar Hasan evet. Bey. Juventus maçını bırakıp da evet. bizi izleyip bu kadar mesajlar atıldığına göre size gireceğiz. De evet. demek ki halkın da bu konuya da ilgisi evet, ciddi bir şekilde var. Evet. O yüzden TRT'ye de bizlere bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Umarım ekonomide muazzam bir başarı. G20'nin zirvesindesiniz. Evet. OECD'de İrlanda'yı saymazsak gene zirvedeyiz. Evet. Ama zirveler tehlikelidir. Evet. Mühim olan sürdürülebilir büyümeyi sağlamak. Oraya çıkınca orada kalmak da var. Onun için burada keşke diyebiliyorum. Yani Japonya evet. nasıl 45 sene boyunca ortalama %9-10 üzeri büyümüş. Evet. Değil mi? Çin 92'den itibaren nasıl %7,5-8'in üzerinde evet. ortalama büyümüş. Yani Türkiye'de yani olur mu olmaz mı diye demiyorum ama biz olması yönünde mücadele vermek zorundayız. Ama işte bunu, Türkiye yani şunu herkes açık seçik biliyor artık. Yani onu da söyleyelim ki Türkiye'nin yani işte kuruluşundan bugüne, 1923'ten bugüne gelseniz
huzur içinde geçirdiği hiç aralıksız kaç gün var? 4 sene geçmiyor. Yani ortalama oraya yakın. Ortalama hükümetler 1,5 yıllık hükümetler var yani. Ortalaması 1,5 yıl. Yani ilk defa biz 2003'ten bu yana o yani bir hükümet yani görüyoruz. Buna rağmen ne kadar sarsıntılar yaşıyorsunuz yani değil mi? Hani bunları kaç kişi yaşar dünyada? Yani üst üste Almanya yaşasa ne kadar ayakta kalacağı o da şüpheli yani. Sen bir de şu var. Yani bir terör belasıyla da uğraşıyorsunuz 30 yıldan fazladır. Yani böyle bir hastalık gibi bir tarafınızdan da kaç işle birden uğraşacaksınız yani? Bir de zaman zaman türeyen başka tür terör konular oluyor. Yani adı değişiyor. A tipi, B tipi, C tipi diye isimlere bir de o da var. Onlar evet. Belli mevsimsel özellikleri olanlar var. Mevsimlerle oluyorlar. Din her zaman istismara açık bir konu olarak. Arkamızda, ensemizde, her yerde duruyor ki bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı da çok net sert çıktı geçenlerde biliyorsunuz. Yani onun ayrıntısına girmek bana düşmüyor şu anda. Bizim için önemli olan şu an konumuza döndüğümüzde ekonomiyi istikrarlı halde nasıl büyütebiliriz? Ekonominiz büyüyor. Evet, bunun gerekçelerini ortaya koyarız. Sürdürülebilirliğini tartışırız. Ekonomi %7.4 büyüdü. Kabul ettik. Ancak eleştiriler olabiliyor. Ama eleştiriler de aynı anda ben şöyle görüyorum. Aşırı büyüdüğünüz için oluştu. Ekonomide aşırı büyümeyi sağlayan ana faktörlerin belki de başında Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok önem verdiği kredi garanti fonunun geçen sene yapılan hamlesiydi. Yani 200 milyar doların üzerinde ve başbakanın anormal sahip çıkarak bunu işletmesi ve başarma yönündeki adımlarıydı. Ve kredi garanti fonundaki bu muazzam yaratılan teminat gücü bankaların kredi vermesini tetikledi. Kredi vermek isteyen bankalar nakit ihtiyacı duydu. Nakit ihtiyacını da nereden sağlayacaklar kendileri mevduattan. Sermaye koyamadığına göre mevduattan. Öyle ki mevduat toplama bu sefer faizi yukarı çekti. Herkes mevduat toplamaya kalkarsa doğal olarak faizler yukarı gidecek. Aynı zamanda girdi ile ilgili talep çok olunca girdi fiyatlarında yükselme özellikle enflasyonu maliyet olsun. Tarafını tetikleyecek enflasyonu oluşturdu diye düşünüyorum. Bu da ardından nihai fiyatlara yani tüketici fiyatlarına etki edecek bir faktördü. Enflasyonu körükler. Hem faiz hem enflasyon yukarı giderken aynı anda da konjonktürde Federal Reserve Amerika Merkez Bankası'nın faiz politikasında artık agresif tutuma dönmeyi kabullenmesi. Çünkü enflasyonda hedefe ulaşmaya başlamış %2'ye doğru. İstihdamda tarihi işsizlik oranına doğru başarıyı sağlamış. Geriye ne kaldı? Ekonomik büyümeyi de %2'nin üzerinde kabaca tutturmuş. Gücünü de dünyaya yaymaya başlamış. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Artık faizleri dengeli bir şekilde yukarıya çekelim ki bir an evvel yeni bir krize doğru gitmeden kendimizi ısıtmayalım gereğinden fazla gibi bir politika. Bu ama dünyada biraz önce hafif girdiğiniz faizi yukarı çekmek de aslında doların bir miktar Amerika'ya geri dönmesini de sağlarsınız. Bir anlamda doları çek geriye faizi yükseltip tekrar o dolarla da alımları yapabilecekmiş gibi basitleştiriyorum olayı. Tabii ki bu kadar basit değil ama bu süreçte de Türkiye mecburen aynı anda ekonomisi büyüyor ama faiz yükselmiş, enflasyon yükselmiş, kur yükselmiş, dolar yükselmiş, döviz yükselmiş. Euro da anormal yükseldi ki paritede 1.12'lerden 22-23'lere gelmiş değil mi euro dolar. Böyle bir durumda ya büyüdük ama bir kaygımız var. Nerede kaygınız? Ciddi dış borçlanma yapmış durumdayız. Borcumuz var. Tamam başka ülkelere göre az. Nette %34'lerdesiniz. Brütte %50'nin üzerindeyiz. Başkalarına göre evet az ama ödememe günü olursa, likitte sorun olursa dünyada borcun 1 doları bile zordur biliyorsunuz. Cash is king denen duruma düşersiniz. Ona düşmemek istiyorsunuz. Niye? Cari açınız yüksek. Cari açı milli gelir oranında kaygı verici yükselme var. O yüzden de orada tedbirli gitmemiz gerekiyor. Önümüzdeki... Cari açıkta enerjiden kaynaklanıyor çoğu biliyorsunuz. Evet biliyorsunuz. Ve oraya bağlanıyor konu. Uzun vadeli çözümü artık üretme noktasındayız. Türkiye bu anlamda adımları atarken de halkın sosyal anlamda durumunu, refahını ve gelir adaletini de kontrolü götürmek durumundadır. Şu anda enflasyon oran bugün de açıklandı. Hani
beklenen seviyelerde geldi ama gene de bu benim tahmin ettiğim birinci derecede yakıt, yani global anlamda petrolün yüksek fiyatta seyretmesi, 65 doların üzerinde Brent 69'larda. Diğer tarafta döviz Türkiye'de yukarı geldiği için biraz önce az çok ifade ettiğimiz. Tabii biraz da OHAL'in etkisi var ama o da konu ediliyor biliyorsunuz. Evet, OHAL'in etkisi yabancı sermayenin girişinde sorun gibi bir algı var konu olarak. Bu şekilde düşünen yabancı sermaye var. Öyle olunca... Onlar bahanesi, onu biliyorum. Fakat OHAL olmasından dolayı olan artıları da görmezlikten gelmemek gerekiyor. İşte onu söylemek. Yani artılara bakın, eksiye bakın diye değerlendirmek gerekiyor. Onu ben siyasilere bırakıyorum o tarafını. Türkiye, İsviçre gibi görmenin de bir anlamı yok. Yani komşularına bakarsınız, etrafındaki olan hadiselere bakarsınız. Evet. Onlar da Türkiye'den, sadece hepsi Türkiye'den kaynaklanan hadiseler değil zaten. Yani kendi açımızdan ekonomik durumu saptıyoruz. Şimdi orada hayır, dışarıdan o gözle bakıp da Türkiye iş yapmak için gelmek isteyen adam, sende de şu var filan. Kardeşim bir baksana, o nereden kaynaklanıyor? Oraya bakmıyor. Yani adam sonuca bakıyor, sebebine bakmıyor. Sebebi kendileri, ondan sonucuna bakıyor. Bu bir taraflı gibi bir şey yani. O fazla şey anlamında değil o. Evet. Yani neden ona çok objektif bir şey değil o. Yani. Sonuçta hani yabancı sermayenin girişiyle ilgili içsel faktörler de var, dışsal faktörler de var. Yani yabancı sermayenin aşırı bir şekilde portföy mantığıyla girmesi de bizi ne kadar çabuk krize götürebilen bir faktör diye düşünürseniz, son dönemlerde o kadar girmediğine göre ve aşırı çıkacak bir durumda da bir durum olmadığına göre sert bir şok krize yakalanma ihtimalini ben çok zayıf düşünüyorum. Ciddi bir şekilde ekonomisini büyüten Türkiye'nin enflasyon ve faizdeki bulunduğu seviyenin çok rahat geriye gidebilme olasılığı var. Özellikle faiz oranlarına yönelik düşünmek gerekiyor. Enflasyona odaklanmak suni tedbir yaratır. Ben merkez bankalarının veya ekonomi yönetiminin enflasyondan ziyade faize odaklanmasını yerinde düşünenlerdenim. Faizi düşürecek politika üzerine yoğunlaşırsak enflasyonu da aynı anda düşürdüğümüzü görebileceğimize inanıyorum. O yüzden şöyle bir nedensellik ilişkisini hemen atlayıp da enflasyon faize sebep olur, sen ne biçim konuşuyorsun gibi bakanlar olabiliyor, olacaktır. Buyurun bakın. Şu anda ben de diyorum ki faiz daha somut bir konu. Yoksa siz gidip de doğrudan şu domatesin fiyatını düşür bakayım mı diyeceksiniz? Diyemezsiniz tabii canım. Ha, aynı şekilde faiz de düşür bakayım da dediğinizde de düşmeyecektir. Tarihi çözüm önerisi ortada. Bunu TRT'de de söyledim. Bir konu mortgage'la ilgiliyi söylemiştim. Diğeri de şu. Türkiye'de faizin sebebi nedir Hasan Bey? Mali sistemdeki varlıklarla borçlar arasındaki vadenin uyuşmazlığıdır. Evet, onu hep daha önceden de söylemiştiniz. Çok vade uyuşmazlığı var zaten. Bunu çözmeyi bilmiyorlarsa birileri bilenlere soracaklar. Evet. Ama her şeyi biz biliriz şeklinde hareket ederek ya da aman şu gelirlerden mahrum bırakmayalım bütçemizi, aman şu gelirler kaçar sonra bundan fedakarlık yaparsak derseniz o olmaz ki. Bir örnek vereyim. Bir gemi yapacaksınız. Evet. Tersanede orada duruyor. Türkiye'de bu konuda uzmanlaşmış. Evet. Denizci bakanlarımız da şimdi aklıma geldi. Spor bakanımız da bu arada. Evet. Benim meslektaşım yani. Evet. O da denizci bu arada. Şimdi bu kadar hamleyi yapabileceğimiz bir yer var. Evet. Ben de böyle konu konuya girince biraz motivasyonum artıyor. Evet, buyurun. Yanlış anlaşılmasın diye düşünüyorum. Evet. Türkiye yapacak olduğu hamleyi vade uyuşmazlığını gidermekte bulacak. Bu anlamda denizcilikte imkan çok. Gemiyi tersanede yaptırma durumunda olursanız, bir gemi diyelim ki 10 milyon dolar. Bu gemiyi hiç yaptırmazsanız, o imkanı yaratmazsanız oraya 10 milyon dolara, o tersanede aslında o 10 milyonluk maliyetin 2-2,5 milyon doları istihdama verilecek. En az 500 kişi orada çalışacak o gemi için. Onlar çalışırken de onlardan dolayı en az %20-25 üzerinde vergi geliri sağlayacaksınız. Hadi tersane kar etmesin. O işçilere ödenen paralardan dolayı ciddi bir şekilde
diğer dolaylı vergiler edineceksiniz. Evet. Bunlar devlete dönecek zaten. Evet. Siz bu gemi aman yapılmasın derseniz bu imkandan mahrum kalıyorsunuz. Evet. Yapılsın derseniz ne olacak? Bu gemi 10 milyona yapılırsa devlete zaten para mı gelecek? Ama gemiyi adam yapamıyor. Niye yapamıyor? Çünkü o sizin 10 milyon dediğiniz gemiyi başkası 8'e yapıyor. Niye? Evet. Onlar devlet desteklerinden yararlanıyorlar. Evet. Siz en azından yaptırtırsanız ben senden zaten 2-2,5 milyon 3 milyon geri dönüş sağlayacağım. Evet. Şu geminin 2-2,5 milyonluk kolaylığını önden sağlayalım. Evet. Ben bunu sadece gemi örneğinde bildiğim için başka sektörler de zaten kendi düşünün. Örneklerini evet. üretebilir. Evet. Bunu oturacaksınız, ilgili bakanlıklarla çok net ortaya koyacaksınız. Bu üretimi yapalım mı, yapmayalım mı tartışmasını yan yana koyup Türkiye ekonomisine hangisi artı yaratıyor bir baksınlar. Evet. Şimdi o zaman sizin söylediğiniz de şu, yani boş duracağına hani nerede hareket orada bereket diyorsunuz sizin söylediğiniz. Evet. Çünkü önemli olan o hareketi göstermek. Çünkü hareket zaten arkasını getirecektir. Yani onun işte eğer birisi desteklenecekse hareket edecek adam desteklenecek. Yani yapma demek, aman dur demekle, aman olmaz demekle olmuyor bu işler diyorsunuz siz. Çünkü hani çünkü her sektörde sizin söylediğiniz bir tane denizcilikte var. Öbür hep bütün sektörlere girerseniz hepsinde aynı şekilde düşünürse ya zaten başka türlü de nasıl büyüme rakamlarını tutturacaksınız ki? Yani sizin söylediğiniz gibi Japonya şunca sene şu kadar büyüdü, Çin şunca sene şu kadar büyüdü. Bir şey hareket olursa büyürsünüz. Hareket olmadan nasıl büyüyeceksiniz? Devletler ekonomide savaşın içindeler. Evet. Yani bu reel sektörde dünyada dev olmuş şirketlere bakın. Arkalarında evet. devlet var mıymış yok muymuş? Zaten şöyle geliyor devlet dediğiniz zaman hani biraz siz eğitimden söz açtınız. Şimdi yani eğitimde işte bir kaliteyi yakalamaktan söz açtınız ama şöyle biliyorsunuz ki her sene 1 milyondan fazla öğrenci mezun ediyoruz biz evet. üniversitelerden. Siz hiçbir şey yapmazsanız üniversite mezunlarına iş bulmanız lazım 1 milyon. Yani istihdam. Biz 1 milyon yıllık yani bu taraftaki formülün bu tarafında 1 milyon istihdam olması lazım en az her yıl. Bu tarafına ne yazarsanız yazın. Ne yapmanız gerektiğini bu tarafa yazın formülü. Yani bu 1 milyona nasıl iş bulacağız? Yani Türkiye'nin yani gelecekteki en büyük kavgaların hani neyi konuşursanız konuşun. Ama neyi konuşursanız konuşun. Ama asıl halletmesi gereken mevzu bu. Yani ne kadar itişirseniz kalkışırsınız, siyaset mi, ekonomi ne derseniz deyin, faiz, enflasyon ne konuşursanız konuşun. Ama bu 1 milyon eğitilmiş insan yani iyi kötü. Şöyle bir şey var. Öğrenim ve eğitim görmüş 1 milyon nüfus var. Bunu ne yapacağız? Yani asıl formül ele yani işte vade farkı falan dediğimiz işte tamam da hepsini buraya koyalım. Yani bu buraya nasıl yapacağız? Çünkü hakikaten buna kafa yormak lazım. Ama bu konuda yani o zaman çocuk yani baştan söyledim şey, ama bütçede yani, ciddi bir şekilde milli eğitim rektörsünüz. Pay ayırıyor. Siz hayır tamam ben milli eğitim para ayırımı demiyorum. Siz rektörsünüz. Sizin okulunuzdan yılda şu kadar çocuğu mezun ediyorsunuz. Bu sene ha, 650 kişi mezun edeceğiz. Tamam 650 ama 650 kişi ne yapacak hocam? Yani bence üniversite bunu da hayır şöyle bir şey. Yani üniversite garantisi olduğu için denizcilik hayır, bölümlerinde hayır, şöyle bir şey ama bütün üniversitelerde yani bu çocuğu okutuyoruz çünkü her okuyan çocuğa devlet de masraf yapıyor. Aileler zaten masraf yapıyor. Değil mi? Bir çocuğu 25, 22, 23 yaşına kadar getirmek kolay değil. Yani aileye yükü var. Yani insanların da istedikleri alın terinin karşılığını alabilecekleri, yani o kadar okumanın, o becerinin karşılığını alabilecekleri bir iş bulmak. Doğal olarak. Yani siz işte onu söylüyorum işte. Büyüme çok. Ya büyümezsen o çocuğa nasıl iş bulacaksınız? Yani o çocuğa iş bulmak için %8 büyüyeceksiniz. %8 bulacaksınız. Yani. Yani zaten çare. Bunları ne yapacaksınız? İstihdam imkanı yaratmak zorundasınız. Çare yok. Çare yok. Çaresi yok yani. Hani mesela Finlandiya gibi, Norveç gibi, Danimarka gibi değiliz yani. Nüfusun artmıyor. Zaten olanla getiriyorsun. Öyle bir ülke değiliz biz. Yani onlar İsviçre, Almanya falan onlarla ölçmüyor. Onlar da nüfus geriliyor. Yani hakikaten Türkiye birileriyle bir şey hani elmayı elmayla karşılaştır. Armudu armutla karşılaştır. Yani Türkiye'yi tutup da İsviçre ile Finlandiya ile falan karşılaştırırsan olmaz o iş yani. Evet. Olacak iş değil yani. Yani ben herhalde yayınımız sonuna doğru yok, yaklaşıyor muyuz? Yok daha 5 dakikamız var herhalde. 4 dakikamız var. Yani unutmadan şeyi bir siz daha vurgulayın. Siz de toparlayın. Yani, tamam, buyurun 4 dakikamız var. Türkiye ekonomide dimdik ayakta olmak zorunda. Hı. Hızla nüfusu artıyor. Genç nüfusumuz var. Bunlar hem istihdam imkanı bulacak diye düşünün ama en önemli sermaye insandır. Evet işte ona da yatırım yapıyoruz zaten. Bu anlamda
bazı şirket yöneticileri beni dinliyorsa, yani ara sıra ifade ederim bu konuyu. İnsanı kaynak diye görmeyi biraz tuhaf karşılarım. İnsan kaynakları bir dürlü. Yani insanı, evet, yani affedersiniz, insan, tırnak içine mal gibi gören bir anlayış artık terk edilmeli. Evet. Sistemlerde iş yönetilir. İnsanı talimatla yönetmek biraz demode artık. Evet. Modern anlayışa doğru yavaş yavaş geçmek lazım. Bireyleri birbirleriyle muhatap eden iş yönetimi anlayışından biraz uzaklaşmak lazım. İş sistemlerinde daha radikal eğilimler var. Bunları şirketlerine adapte etmeleri gerekir, evet, diye düşünüyorum. Her işin başı, galiba Sayın Cumhurbaşkanımız da bahsetti, kendisi de iktisat mezunu. Ekonomide faktörler toprak, emek sayılır ya. Şimdi aslında hepsinin başı insan. İnsan müteşebbis ruhu, o akıl, zeka zaten var. Bu anlamda ne kadar ne kullanacağının planını yapar. Ben yüksek lisans yaparken bir ifade vardı. Capital means brain, not just dollars ya da bucks diye. Yani sermaye para, dolar demek değil, beyin demektir. Aynı esas itibariyle anlamında çevirebiliriz. O yüzden insanın kıymetini bilmek lazım diye düşünüyorum. Türkiye'de bu anlamda bu genç nesile önem verdiniz. Ben de katılıyorum. Bu anlamda da Türkiye'nin olmazsa olmazı denizleridir, denizciliğidir. Türkiye denizcilik sayesinde dünyada bir numara olur diye düşünüyorum. Bu da hem sivil hem askeri bahriyesiyle mümkün olur. Ondan sonra TL'si de güçlü olur. Tabii bunları da ekonomiyle bağladığınızda enerjinizi rasyonel yöntemlerle güneşten mi kullanırsınız, nükleerden mi kullanırsınız, rüzgar enerjilerini mi artırırız? Biz petrolü demek ki boşu boşuna dışarıdan alıp da başkalarına çalışmak zorunda değiliz. Yani burada ciddi bir sorun var. Siz yani bir bakıma dış dünyanın ameliliğini yapıyorsunuz. Yani birileri orada burada geziyor, ülkesinden ham madde çıkıyor. Yani doğru düz bir üretkenliği yok. Onlar bir gün yok olmaya mahkumlar. Çalışan her zaman kazanır diye düşünüyorum. Ahlaklı, etik değerlere saygı duyan insanlarla Türkiye daha büyük hamleler yapacaktır. Bizim bırakın petrolümüz olmasın. Altınımız da çok yok ama dünyadan çok ciddi hurda altını alıp işleyip son ayda verileri gördünüz. 1 milyar doların üzerinde altın ihracı yapıyorsunuz. Aynı zamanda ithal yapıyorum ama ciddi bir şekilde de işleyip satıyorum. Bundan gocunacak ne var? Normal çeliği satın aldınız, işleyip profil olarak sattınız ya da altın denen madeni hurda erittiniz, işlediniz, el emeği var, teknoloji var, sattınız. Altıncılık sektörü, kuyumculuk sektörü demek ki Türkiye'nin uzman olduğu bir alanmış. Hocam ona bakarsanız sağlık sektörü de öyle oldu. Yani gelip ondan da para kazanıyoruz, turizm sektöründen kazanıyoruz. Yani şöyle bir şey var. Sağlık turizmi çok çok önemli olacak daha Türkiye'de. Yani işte bakarsanız şunu söyleyeyim. Sektör sektör hakikaten biz çok uğraşmak zorundayız. Yani bu, yani bu kadar gencimize her sene iş bulmak öyle kolay iş değil. Yani hakikaten çok zorlanacağız ama başaracağız. Yani o anlamda da iş adamlığını dürüst bir şekilde başarmış olanlara çok saygı duymak gerekiyor. Yani onlar üretmeyi biliyor. Onlara gidip de düz iktisatçı mantığıyla verimli olmalısınız, enflasyonu düşürmek için verimli olmalısınız. Yani sen oldu orada otur kağıt üzerinde istatistik mistatistikle enflasyonu düşür. Olmaz. Evet, çalışarak artık. Müteşebbise saygı duyacağız. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun Oral Bey. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler.